Ve böylece bu anlamlı imza töreninin sonuna geliyoruz. Alkışlar da bu anlamın önemine tabii ki. Evet, gerekli fotoğraflar alınıp devam edelim. İkinci imza törenimiz var. Yine o imza törenimiz için TCDD Taşımacılık AŞ, ADY Konteyner, Gürcistan Demir Yolları Lojistik Terminaller, KTZ Express, Pacific Eurasia, Xi'an Uluslararası Ticaret Lojistik Parkı arasında gerçekleştirilecek. Temsilcilerini sahneye davet ediyorum yine imzaları atmaları üzere. Çin Demiryolu Ekspresi'nin Trans-Hazar güzergahının kalite gelişim desteklenerek yeniden oluşturulmasına yönelik protokol imzalanacak şimdi de efendim. Ve yine bu protokolün imzalanması için değerli şahitlerimizin yanına şahitlik etmek üzere Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcımızı da davet ediyoruz efendim. Buyursunlar. Değerli basın mensubu dostlarımız, biraz sonra gong seremonisine geçeceğiz. Hemen sol üst tarafta gongu görüyorsunuz. O alanı boş bırakırsanız, biraz daha gerisinde yer alırsanız bizim için çok çok iyi olacak. Sizler için de herhangi bir kazaya sebebiyet vermemiş olacaksınız. İmza seremonimiz bitmek üzere. Bu anlamlı günde DEİK başkanımızı ve milletvekillerimizi de bu anı fotoğrafında yer almak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın milletvekillerimiz ve DEİK başkanımızı da sahneye davet ediyoruz ki sonrasında gong seremonisinde de bizlerle birlikte olabilsinler. Buyurunuz.
Basın mensubu dostlarımız biraz geriye doğru gidebilirler mi? Ve yeterli görüntü alındıysa... Efendim, Tek Kuşak Tek Yol projesi kapsamında 12 gün önce Çin'den yola çıkan ilk yük treni ile ilgili Ankara'da bir karşılama töreni ve imza töreni gerçekleştirildi. Biz de bu görüntüleri ekranlarınıza getirdik ve 16 bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez açıkladı. Suriye'de yapılan operasyonda IŞİD elebaşısı El-Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin Türk yetkililer tarafından yakalandığını duyurdu. Amerika, Bağdadi kendini tünelde ima etti. Bununla biliyorsunuz çok ciddi, kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık. Ama bakın, biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları... Üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık. Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. İşte buyurun, şu anda terör örgütüyle verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir şekilde yürüyor. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Teröristler tarafından çoğunluğu havan ve tank savar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz atışının gerçekleştiği belirtildi. Barış Pınarı Harekatı sahasında sıcak anlar yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu belirtildi. Ancak teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik tacizlerin sürdüğü ifade edildi. Buna göre çoğunluğunun havan ve tank savar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirildi. Tek Kuşak Tek Yol projesi kapsamında Çin'den yola çıkan ilk yük treni geldi. Sevgili izleyiciler, Ankara'ya ulaştı ve şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Evet, lokomotifimiz buradan yol almak üzere peronumuza gelmiş bulunmakta. Aman dikkat, çok yakından geçiyor lütfen. Basın mensubu dostlarımızı biraz geriye alalım. O platformdan inerlerse anı fotoğrafı o platform üzerinde verilecek arkadaşlar. Platformun gerisini alalım sizleri. Basın mensubu arkadaşlar, sayın bakanlarımız ve misafirlerimiz o platformda sizlere bir anı fotoğrafı verecekler. Dolayısıyla geriye alalım, platformdan inelim lütfen. Platformun üzerini boşaltalım. Sadece sayın bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz, DEİK başkanımız ve yurt dışından gelmiş olan misafirlerimiz o platformda olacaklar. Ulusal Kanal izleyicileri, o tarihi tren Ankara tren garına giriş yaptı. İşte hemen yanımızda bulunuyor kameraman arkadaşım Uğur Pideci, sizler için gösteriyor. Çin'in Xi'an kentinden hareket eden Avrupa'ya ulaşmak için China Railway Express treni an itibariyle Ankara tren garına giriş yaptı. Ve buradan hareket ettikten sonra tren Avrupa'ya doğru yola çıkacak. Önce Eskişehir'e, daha sonra İstanbul'a ulaşacak.
olacak ve İstanbul'da Marmaray tren hattından geçerek Edirne'ye, Edirne'den de Avrupa'ya ulaşacak. Oradan Bulgaristan'a gidecek. Daha sonra o güzergahı takip ederek Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçecek ve son durağı olan Çekya'nın başkenti Praga ulaşmış olacak. Kameraman arkadaşım göstersin, işte konteyner yüklü kargo treni. Toplamda 42 tıra eşdeğer vagon var ve bu vagonlar içerisinde elektronik aksam, yani elektronik malzemeler taşınıyor. Yaklaşık 2 kıta, 10 ülke ve 2 denizi aşarak toplam 11.500 kilometreye yakın seyri güzergahı var bu trenin. İşte trenin hemen makinist bölümü sağ tarafta, kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Tarihi İpek Yolu güzergahını takip ederek Ankara'ya ulaştı Asya çağının demir treni. Buradan hareket ettikten sonra Avrupa'ya doğru gidecek. 76 metreküp yükleme hacmine sahip ve tam tamına 850 metre uzunluğunda bu kargo yük treni. Tarihi bir tren dedik. Yolculuğu 18 gün sürecek. Praga ulaşması 18 gün sürecek. Ve Marmaray'ın yapılması, Bakü Tiflis Kars tren, demir tren yolunun açılmasıyla birlikte bir aylık süre kısaltılmış oldu. Bu üç ülkenin devlet başkanları, cumhurbaşkanlarının katılımıyla açılmıştı bu tren yolu ve o tren yoluyla Türkiye'ye giriş yaptı Kars'tan 28 Ekim'de ve bir gün mola verdi. 29 Ekim'de tekrar yola çıktı ve an itibariyle o tarihi tren Ankara tren garına ulaştı. Burada saat 14.30'dan beri beklemekteyiz. Zira Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir tören düzenleniyor. Burada bu törene katılanlar var. Çin'den, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan katılımcılar var ve tek tek kürsüye çıkarak hem bu trenin önemine vurgu yapan konuşmalar oldu. Bir yol bir kuşak projesine vurgular oldu ve aynı zamanda şöyle bir çağrı da oldu, konuşmaların ortak özelliğiydi. Bu trenlerin taşıyacağı yüklerin artırılması, yani ticaret hazminin çoğaltılması. Bu vurgular yapıldı. İşte kameraman arkadaşım gösteriyor. O tarihi trenin üzerinde asılı olan reklam tabelaları var. Kazakistan'ın demir yolunu anlatan, Azerbaycan demir yollarını anlatan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet demir yollarını anlatan, Gürcistan demir yollarını anlatan ve Çin'in demir yolunu anlatan logolar var. Onların yanı sıra bu trenin taşınmasına katkı sunan, öncülük yapan firma ve şirketlerin de yine benzer şekilde trenin üzerinde logosu ve ablemi olduğunu söyleyebiliriz. Tarihi bir tren diyoruz değerli izleyenler. Çin'in Xi'an kentinden Avrupa'ya ulaşmak için gidiyor. Bu tren bir yol bir kuşak projesinin ilk yük treni olma özelliğini taşıyor orta koridor kapsamında. Bu proje 3 koridordan oluşuyor. Bu koridorlar kuzey koridor, orta koridor ve güney koridor. Türkiye orta koridorda yer alıyor. İşte bu görüntülerdeki ticari yük treni ilk orta koridordan geçen tren olma özelliğini taşıyor. Marmaray'dan da geçecek bu tren. Marmaray'dan geçen ilk yük treni olma özelliğini de kazanmış olacak geçtikten sonra. Kameraman arkadaşım Uğur Marangoz sizler için ekranlara getiriyor vagonları ve an itibariyle tren Avrupa'ya ulaşmak üzere Ankara tren garından hareket etmeye başladı. Tren önce Eskişehir'e, Eskişehir'den Kocaeli'ye, Kocaeli'den de İstanbul'a ulaşacak. İstanbul'a ulaştıktan sonra Edirne'ye, Edirne'den de Avrupa'ya geçiş yapacak. Tren an itibariyle yolculuğuna başladı. Ankara tren garına gelen bu yük treni Avrupa'ya gitmek üzere tekrar hareketlendi. Burada törene katılanların alkışları eşliğinde yük treni Avrupa'ya ulaşmak üzere an itibariyle yola çıktı. Çok fazla beklemedi tren. Çok fazla beklememesinin sebebi dakikalar, yani planlamaya uygun bir şekilde hareket ediliyor. Ve o planlama kapsamında da yük treni
çok fazla Ankara tren garında oyalanmadan yolculuğuna başladı. Eğer planlamada yani hareket saatinde bir sakma olsaydı trenin bir gün Ankara'da ya da Türkiye'de konaklaması gerekecekti. Çünkü güzergah buna uygun bir şekilde planlandı, demiryolu güzergahı. Praga kadar hangi saatlerde hangi demiryolundan ne zaman geçecek bunun programı yapılmıştı. İşte herhangi bir sakma trenin bir gün Türkiye'de kalmasına neden olabilecekti. Ancak an itibariyle tren yolculuğuna aksamadan devam ediyor. Asya çağının demir treni Avrupa'ya doğru yola çıktı Ankara'dan ve devam ediyor yolculuğuna. Çin'in Xi'an kentinden yola çıkmıştı ve 28 Ekim'de Türkiye sınırlarına giriş yapmıştı. Bir gün Kars'ta konakladı. 29 Ekim'de tekrar yola koyuldu ve yaklaşık 5 ila 6 dakika önce Ankara tren garına giriş yapmıştı. An itibariyle de yük treni Avrupa'ya doğru yolculuğuna devam ediyor. Kameraman arkadaşım Uğur Marangoz ekranlarınıza getiriyor. Bu yük treni değerli izleyenler ticari ürünler ticaret amaçlı taşınıyor. Ticaret amaçlı kullanılıyor ve elektronik aksamlar var bu trenin vagonları içerisinde. Hem basının yoğun ilgisi var. Yerli, yabancı olmak üzere birçok basının bu trene ilgisi var. Aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı'nın zaten bir töreni vardı. Hem karşılama töreni hem de karşılama töreni kapsamında uğurlama töreni yapılıyor ve an itibariyle de tren yola çıktı. Kameraman arkadaşım sizler için işte göstersin. O tren Avrupa'ya ulaşmak üzere yolculuğuna devam ediyor. Ankara tren garındayız. Buradan Eskişehir'e ulaşacak. Eskişehir'e ulaştıktan sonra Kocaeli'ye, Kocaeli'ye ulaştıktan sonra İstanbul'a ve Marmaray'dan geçecek. Marmaray'da yolcu taşıması bittikten sonra ya ulaşım açısından yolcu taşıması bittiği an gece ilerleyen saatlerde geçiş yapacak bu kargo treni. Üzerlerinde görüyorsunuz yük var, yük taşıyor. Çin'den bu ticaret mallarını taşıyor ve Avrupa'ya kesintisiz bir şekilde yapılan orta koridordan ilk ulaşım olacak değerli izleyenler. Bizler de bu treni ekranlara getiriyoruz. Çünkü çok tarihi büyük önem taşıyor. Asya çağının dedik bilindiği üzere özellikle Atlantik cephesinin Orta Doğu'da kaybetmeye başlamasının ardından ve bölgesel işbirliklerinin artmasıyla birlikte yükselen bir Asya çağı vardı. İşte bir yol bir kuşak projesi bu Asya Avrasya çağını yükselten özellikle ekonomik anlamda ağını ören bir proje. 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından kamuoyuna paylaşılmış, ilan edilmişti. 1 trilyon dolarlık yatırım ile 65 ülkeyi ve 3 milyarlık nüfusu etkileyecek bir projeden bahsediyoruz. Tren hala geçişi sürüyor çünkü ediyor. Hem basının az önce de söyledim hem de halkın yoğun ilgisi var bu trene. Tarihi önemde bir tren Çin'in Xi'an kentinden hareket etmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan trene ilişkin bir açıklama geldi sabah saatlerinde. Trenin Ankara'ya ulaştığı belirtildi o açıklamada ve bu gelişme ülkemizin izlediği Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneğidir ifadeleri kullanıldı. Ankara tren garından hareket eden yük treni Avrupa'ya ulaşmak üzere az önce işte görüyorsunuz son vagonu da geçti. Kameraman arkadaşım Uğur Marangoz sizlere gösteriyor. An itibariyle Ankara tren garından da çıkışını yapmış oldu tarihi bu ticaret treni. Özetleyelim ve tren zaten uğurladığımız için yayımıza sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tren Çin'in Xi'an kentinden yola çıkmıştı.
China Railway Express adı veriliyor bu trene. Trenin yolculuğu 18 gün sürecek. Bu yolculuk içerisinde orta koridordan bir kuşak bir yol projesi kapsamında hareket etmişti. Ve buradan Ankara'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Kocaeli'ye, daha sonra İstanbul'a ve Marmaray'dan geçecek. Edirne'ye, oradan da Avrupa sınırları içerisine girecek. Marmaray'dan geçen ilk yük treni olma özelliğine kavuşacak bu tren. Çekya'nın başkenti Prag'da son durağı olacak bu tarihi trenin. İpek Yolu projesi kapsamında yola çıktığını ifade ettik. Burada tören düzenlendi. Töreninde trenin Ankara garından çıkışıyla birlikte sona gelindiğini ifade edelim. Sözü İstanbul stüdyomuza bırakalım. Teşekkürler Gürkan Demir. Evet sevgili izleyiciler, tarihi tren Ankara'ya ulaştı. Ayrıntıları Gürkan Demir aktardı bize. Çok fazla beklemedi ve yolculuğuna devam etti tarihi tren. Eskişehir, Kocaeli ve daha sonra İstanbul'da devam edecek ve Marmaray'dan geçen ilk yük treni olacak. Bu özelliği olacak sevgili izleyiciler ve Avrupa'ya yolculuğuna devam edecek tarihi tren. Bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Suriye ordusu tam 7 yıl aradan sonra Rumeylan Petrol Bölgesi'ne girdi. İşgal sonrası topraklarında tekrar kontrolü sağlayan Suriye Devleti petrol bölgelerini koruma altına aldı. Kamışlı Malikiye ekseninde güvenlik noktaları oluşturan Suriye ordusu 60 kilometrelik hatta devriye faaliyetlerine başladı. Suriye ordusunun teröristlerden ve Amerika'dan boşalan bölgelere intikali devam ediyor. ABD'nin işgal girişimlerine rağmen Suriye Devleti petrol sahalarında kontrol sağlama aşamasına geçti. Suriye ordusu 7 yıl aradan sonra ilk kez Rumeylan bölgesindeki petrol sahalarına girdi. Mulla Abbas petrol sahasına giren Suriye askerleri burada tahkimat yaptı. Öte yandan Suriye ordusunun bölgedeki hareketleri bununla sınırlı kalmadı. Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusundaki El Malikiye'ye ulaştı. Ordu birlikleri Kamışlı'dan El Malikiye'ye kadar olan Batı Doğu ekseninde 60 kilometrelik hattı kontrol altına aldı. Burada güvenlik noktaları oluşturuldu. Öte yandan Associated Press, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de genişletilmiş askeri operasyon yapılanmasına onay verdiğini iddia etti. ABD'li haber ajansı Trump'ın bu kararı Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için aldığını kaydetti. Suriye'nin doğal kaynakları ve ülkedeki ABD varlığı hakkında Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov'un Suriye petrol meselesinde ABD ile asla işbirliği yapmayacaklarını söyledi. Lavrov'un bu mesele Suriye halkının ulusal mülkiyetinin bir parçasıdır. Bize göre petrol dahil bu Suriye'deki doğal kaynaklar ABD tarafından değil, bu ülkenin vatandaşları tarafından yönetilmelidir şeklinde konuştu. Türkiye-Rusya ortak devriyesiyle eş zamanlı çekilen Amerikan ordusu Kamışlı-Haseke hattında bir operasyona başladı. Amerika'nın hamlesi PKK-PYD için petrolü koruma devriyesi olarak değerlendiriliyor. Bölgeyi iyi bilen gazeteci yazar Fikret Akfırat ise Amerika'nın amacının petrol olmadığını düşünüyor. Akfırat'a göre Amerika Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü pençe harekatını caydırmak için Kamışlı-Haseke hattında devriye atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Federasyonu ortak devriyelerin ikincisini bugün yaptı. Ortak devriyelerle eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kamışlı ile Haseke arasında bir bölgede devriye gezdiği belirtildi. Peki bu devriyeler ne anlama geliyor? Gazeteci yazar, bölgeyi yakından takip eden ve iyi bilen Fikret Akfırat'la konuşacağız. Harekat devriyelerin olduğu bölge bu bölge. Evet. Petrol devriyesi diye adlandırılıyor ama siz bu fikre katılıyor musunuz? Amerika niçin bu bölgede devriye görüntüsü veriyor? İşin esası şu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyinde de sürdürdüğü bir operasyon var. Pençe. Evet, pençe harekatı. Bu pençe 1 harekatı buradan başlamıştı. 2 ve 3 şu anda pençe 3 harekatı. Burası şimdi Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik PKK'ya yönelik askeri lojistik desteğini aktardığı Yarubiye. Onlar Semelka diyorlar.
sınır kapısına çok yakın, yaklaşık 70 kilometrelik bir bölge. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgedeki faaliyetleri ne karşı bir caydırıcılık operasyonu diye nitelemek daha mümkün. Amerika çekilmiyor, tekrar Suriye'ye dönüyor propagandası yapıyorlar. Bu gerçeği yansıtmıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın da ifade ettiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de işi bitmiştir. Hem mecazi anlamda hem de gerçek anlamda. Amerika Birleşik Devletleri uzatmaları oynuyor, öyle diyebiliriz. Oradan çekilmek bakımından. Şimdi yeniden oraya asker yığacak. Asker yığacağız dediklerinde bile 250 askerden bahsediyorlar. 250 askerle şuradaki petrol bölgesini korumasına imkan yok. Zaten onu Amerikalılar da biliyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kamışlı ile Haseke bölgesinde devriye gezmesi, sınırlı kuvvetle devriye gezmesinin ardından şöyle değerlendirmeler var. Türkiye Suriye ile masaya oturmadı. Türkiye'nin federasyon planı devam ettiği için Amerika bunu fırsat bilerek yeniden bölgeye bir hamle yaptı deniyor. Evet. Sizin görüşünüz ne? Bu temelsiz bir görüş. Çünkü Türkiye ile Rusya'nın federasyon planını savunmadığı resmi belgelere geçmiş durumda. Yani en son Soçi mutabakatında da Astana mutabakat metinlerinde de çok açık bir şekilde bu belirtiliyor. Hem Rusya hem Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğini bu metinlerde savunuyorlar. Dolayısıyla Suriye ile masaya oturmadığı için Türkiye federasyoncu politikalar nedeniyle oturmuyor gibi değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Şu anda 32 kilometre derinliğe Suriye'nin güneyine doğru süpürülen PKK-PYD'ye bir otonom yapı oluşturulma olasılığı sıfır. Bu olasılık sıfır. Neden? Bu bölgede, bizim bu bahsettiğimiz bölgede herhangi bir Kürt nüfusu yok. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil terör örgütü PKK ile sorun olduğunu söyledi. Barzani, PKK'nın özellik istemesi sonucu olayların bu aşamaya geldiğini belirtti. Hamu Bejdar Buan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuştu. Türkiye, Suriye ve PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Barzani, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle değil, PKK ile sorunu olduğunu söyledi. Suriye krizinin başlangıcında Türkiye'nin Suriye'deki asıl sorunu Kürtler değildi, PKK'ydı. Bu konuyu açıkça ifade etmişlerdi. PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, PKK'nın özellik istemesi sonucu bu aşamaya gelindiğini ifade etti. Tek istediğimiz Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. En büyük hata şuydu. Maalesef PKK Suriyeli Kürtler üzerinden meşruluğu kazanmak istedi. Orada Kürtlerin başına gelen bu felaket de bu yanlış siyasetin bir sonucu oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, Türkiye'nin kendilerine sınırda PKK varlığına izin vermeyeceklerini söylediğini aktardı. Türkiye, Suriye sınırlarımızda hiçbir şekilde PKK bayrak ve flamalarının bulunmasına müsaade etmeyiz demişlerdi. Bu görüşlerini bizimle de paylaştılar. Biz de sürekli Suriye'deki kardeşlerimize bunun büyük bir tehlike olduğunu kavratmaya çalıştık. Bunun için çok ciddi çabalarımız da oldu. O süreçte Kürdistan Demokratik Partisi'nin PYD ile iyi ilişkileri de yoktu. Türkiye gelip bize arabuluculuk teklifinde bulundu. FETÖ'nün medya ayağı Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak tahliyeleri en çok HDP ve CHP'yi sevindirdi. CHP liderinden sonra HDP Genel Başkanı Pervin Buldan da Altanlar ve Ilıcak için geçmiş olsun dedi. CHP'den sonra HDP de FETÖ'nün medya ayağına sahip çıktı. Ve darısı içeride rehin olarak tutulan tüm arkadaşlarımıza ve yoldaşlarımıza diyorum. FETÖ soruşturmalarından cezaevine atılan ve önceki gün çıkan Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için HDP ve CHP liderlerinden mesaj geldi.
Tahliye ve beraat kararlarına ilk sevinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Gazeteci arkadaşlarımız, bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular. Özgürlüklerine kısmen de olsa kavuştular ama yetmiyor. Hapiste gazeteci olmaz, hapiste yazar olmaz, hapiste avukat olmaz. Benzer ifadeleri HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da kullandı. Geçmiş olsun dedi. Tahliye olan Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve yine CHP'li eski milletvekili Eren Erdem'e buradan Halkların Demokratik Partisi grubu olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Ve Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor. Diyarbakır annelerinin oturma eylemi HDP'lilere il binasını terk ettirdi. HDP parti çalışmalarını ilçe binalarında yapma kararı aldı. Hepimiz kenetlenmişiz, el ele, kol kola, burada bekleyeceğiz. Diyarbakır annelerinin direnişi HDP'yi kaçırdı. Kenetlendik, Anadolu anneler buradayız. Gitmeyeceğiz çocuklarımız gelene kadar. Diyarbakır il binasını terk eden HDP'liler parti çalışmalarını ilçelerdeki binalarda yapma kararı aldı. Ya hayır, yakalarını bırakmayacağız. Parti binasının bir süre kullanılmayacağı, güvenlik görevlileri ve nöbetçi yöneticilerin dışında partililerin binaya gitmeyeceği öğrenildi. Oğlumu istiyorum. Valla o gelmeyene kadar ben burada gitmeyeceğim. 55 aile HDP'nin çalışmalarını durdurma kararına tepki gösterdi. Biz çocuklarımızın eli silah tutsun istemiyorsun. Gelsin kalem tutsun. Amerika'nın tuzağına düşürmüşler. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin başlattığı oturma eylemi 64. gününe girdi. İstiyorum, istiyorum, aklımı istiyorum. Anneler, yakalarını bırakmayacağız, yavrularımızı bize versinler diyor. Ya hayır, yakalarını bırakmayacağız. Bizi öldürseler de birimiz öldürseler de kaç taneyiz? İstanbul çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye-Çin İş Forumu TÜSİAD ve Çinli iş örgütlerinin ortak çalışmasıyla düzenlendi. Toplantıya çok sayıda Çinli iş insanı ve devlet yöneticisi katıldı. Toplantıda konuşma yapan Çin Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Hu Heping, partiler arası pragmatik işbirliğine verdikleri önemi vurguladı. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini söyledi. Türkiye tarihi günler yaşıyor. Çin'den kalkan yük treni Kars'tan Anadolu'ya girdi. Tren Marmara Denizi'nin altından geçip Avrupa'ya ulaşacak. Böylece kuşak ve yol girişiminin en önemli ayaklarından Türkiye'nin içinde yer aldığı orta kuşak aktif hale gelmiş olacak. Avrasya'nın bütünleşmesi için atılan adımlar bununla sınırlı değil. TÜSİAD ve Çinli derneklerin ortak çalışmasının ürünü olan Türkiye-Çin İş Forumu 5 Kasım'da İstanbul'da düzenlendi. Foruma Türk iş adamı ve bürokratların yanı sıra Çin'den de iş adamları ve bürokratlar katıldı. Çin Komünist Partisi Merkezi Komite Üyesi Şuanji Eyaleti Genel Sekreteri Hu Heping ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chu Yiwei açılış konuşması yapan isimler arasındaydı. Forumun açılış konuşmasını TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleaslı yaptı. Kaleaslı yaptığı konuşmada Türkiye-Çin ilişkilerinin olması gereken seviyenin altında olduğunu, bunun da iş insanları için bir potansiyel oluşturduğunu söyledi. Olumlu durum ile olumsuz durum aslında aynı. Çok altında seyretmekler. Dolayısıyla önümüzde muazzam bir doldurulması gereken potansiyel var. Olumsuz gibi gözüken tabloyu bir fırsata dönüştürebiliriz. 21. yüzyıla yakışan iyi bir ekonomik ortaklık inşa edebiliriz. Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı da açılış konuşmasında kuşak ve yol girişimi içinde inşa edilen orta kuşağın önemine değindi. Mao Zedong'un yaptığı uzun yürüyüşü şimdi Türkiye ile Çin'in birlikte yapması gerektiğini söyledi. Çin'in önderliğinde hayata geçirilen ve tarihi İpek yolunu canlandırmaya yönelik yapılan bu dev çalışma Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar uzanıyor. Türkiye orta koridor girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti. 1934 yılında başlayan uzun yürüyüşle devrimci Mao Zedong ve beraberindekiler 370 günde tüm Çin'i yürüyerek kat etti. Uzun yürüyüş Çin halkının esaretten kurtuluş savaşıydı. Şimdi diyorum ki
Çinli dostlarımızla el ele verelim. Birlikte yürüyelim ve birlikte kazanalım. Büyük lider Mao'nun dediği gibi 100 çiçek açsın, 100 düşünce akımı birbirleriyle yarışsın. Mehmet Avcı'dan sonra konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chu Wei uzun yürüyüşü hatırlattı ve Çin'in zorlukların üstesinden gelerek bugünlere geldiğini ifade etti. Çevirmen cihazları iyi taktınız. Ben Çince konuşacağım. Konuşmacılarımızdan Mehmet Avcı uzun yürüyüşten bahsetti. Zorlukları aşarak bugünlere geldik. Tarihe bakacak olursak Şuanşe eyaleti İpek yolunun başlangıç noktasıdır. Ta o zamanlarda Çin'in batı bölgesinin gelişimi için kilit noktadadır. Lokomotif rolü oynamıştır. Bugün de Çin-Türkiye arasında bu lokomotif rolü üstlenebilir. İlişkilerimizi geliştirme potansiyelimiz vardır. İki ülke arasındaki gelişimcilerin birbirini tanımaları açısından bu toplantıda büyük bir fırsat. İki ülke arasındaki stratejik işbirliği için bu toplantının da faydalı olmasını temenni ediyorum. Açılış konuşmalarında son sözü alan Çin Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Hu Heping, genel sekreteri olduğu Şuanşi eyaleti hakkında ekonomik verileri paylaştı. Türkiye ile Çin arasında artan işbirliğine vurgu yaptı. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye hayranlık uyandıran bir ülke. Çin ve Türkiye tarihi İpek yolunun başlangıç ve bitiş noktasında yer alan iki ülke. Bu iki ülkenin diplomatik ilişkileri 48 yıl önce başladı ve gelişerek devam ediyor. Xi Jinping ile Tayyip Erdoğan son yıllarda 8 kere bir araya geldi. Son olarak 2 Temmuz'da Xi ve Erdoğan Pekin'de görüştü. Görüşmelerde yeni planlamalar yapıldı. Ve planlarla birlikte Çin-Türkiye stratejik işbirliği geliştirildi. Kuşak ve yol girişimiyle pragmatik işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildi. Çin Komünist Partisi AK Parti ile kurduğu dostane ilişkilere büyük önem veriyor. İki ülke ve iki halk arasındaki ilişkiler kazan kazan prensibi ekseninde ilerlemektedir. Bu toplantı bunun kanıtıdır. Bizler Xi Jinping'in verdiği talimat doğrultusunda İlişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğinde daha verimli sonuçlar elde edeceğine eminim. Efendim, Milli Savunma Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında bir video yayınladı. Saat 9'u 5 geçe yayınlanan videoda Anıtkabir'de bulunan Aslanlı Yol anlatıldı. Atatürk'ün aziz naaşının 10 Kasım 1953 günü bu yoldan ebedi istirahatgahına taşındığı belirtildi. Ayrıca klipte Atatürk'ün Türk esaret kabul etmeyen bir millettir, Türk milleti esir olmamıştır ifadelerine yer verildi. Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ulusunun önderi, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ulaşmak için her yıl milyonlarca ziyaretçinin kullandığı, aynı zamanda resmi törenlerin başlangıç noktası Aslanlı Yol. 262 metre uzunluğundaki yolun başında Atatürk'ün ardından Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen 3 kadın ve 3 erkek heykeli yer almaktadır. Yolun iki yanında Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği öneme atıfla Anadolu'da büyük bir devlet kurmuş olan Hititlerin aslan üslubuna uygun olarak oturmuş halde 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Türk mitolojisinde güç ve kudreti temsil eden aslanlar duruşları itibariyle sakindirler. Bu Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına dokunulmadığı sürece barıştan yana olduğunu göstermektedir. Aslanlı Yol yaklaşık 5'er santimetre aralıklı asimetrik döşenmiş taşlardan oluşmakta olup yolun her iki yanında Virginia cinsi ardıçlar yer almaktadır. Dört mevsim yapraklarını dökmeyen Virginia ardıçlarının dikilmesinin nedeni ise ziyaretçileri şehrin görüntüsünden uzaklaştırarak Atatürk'ü ziyaret etmeye hazırlamaktır. Atatürk'ün aziz naaşı 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgahına Türk askerinin omuzlarında bu yoldan taşınmıştır.
Ve Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programında yer alan Kadın Üniversiteleri projesi tartışma yarattı. Kadın örgütleri ve siyasi partilerden projeye tepkiler geldi. Kadın Üniversitesi projesinin yargıya taşınması bekleniyor. Kadın Üniversiteleri Türkiye için bir çıkmazdır. Kadın üniversitelerinin kurulması hedefi Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer aldı. Duruma toplumun her kesiminden tepki geldi. Kadın üniversiteleri anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Atatürk'ün dediği gibi bir toplumun yarısı zincirlerle bağlandığında diğer yarısının göklere yükselmesi mümkün değildir. Bundan vazgeçmek ve cinsiyete bağlı ayrımlar içeren üniversite eğitimi kabul edilemez. Bu uygulama toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini çok fazla arttıracaktır. Kadın Üniversitesi projesi hükümetin 11. kalkınma planıyla birlikte açıklanmıştı. Proje Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programında da yer aldı. Programa göre Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği üniversiteler kurulacak. Ancak proje Türk kadınını rahatsız etti. Kadın Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almış kadınlar için sonrasında ayrı kadın mahkemeleri mi kuracaksınız? Kadın kentleri mi inşa edeceksiniz? Bu bir çıkmazdır. Biliyoruz ki dünyadaki kadın üniversiteleri dünyanın başarılı üniversiteleri arasında yer almamaktadır. Tek cinsiyetli eğitimin sosyalleşmeye, karşı cinsi tanımaya, yaşamıyla ilgili doğru ve gerçekçi kararlar vermeye engel olduğu bilimsel bir gerçektir. Bilimsel eğitim kadınlar ya da erkekler için değil, geleceğimiz olan tüm gençlerimiz için gereklidir. Kadın Üniversitesi projesine Türk gençliği de karşı çıktı. Asıl mesele kadının üretime daha da katılması, toplumsal hayatta var edilmesidir. Bu uygulama ise bunun tam tersine çalışacak ve kadını kafesleyecek ve üretimden, hayattan uzaklaştıracak ve koparacaktır. Hükümete de çağrımızdır. Türk gençliği olarak asla böyle bir uygulamayı kabul edeceğimizi düşünmesinler. Hükümetin üniversite için sahada atacağı adımlarsa yargıya taşınacak. Eğer böyle bir girişimde bulunulursa Danıştay'a dava açacağız, iptal davası açacağız ve Cumhuriyet Yargısı'na güveniyoruz. Türkiye Gençlik Birliği 10 Kasım için hazırlıklar yapıyor. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Barış Demiralay çalışmalar hakkında bilgi verdi. Biz TGB olarak Selamdır Türkiye 10 Kasım'da Anıtkabir'de Selamdır Türkiye olarak çağrımızı yapıyoruz. Biz şimdi diyoruz ki 10 Kasım günü o Mehmetçiğe gönderdiğimiz selamı, Mehmetçiğin yerine getirdiği vazifeyi Atatürk'ün huzurunda da hep beraber Türk milleti, sadece Anıtkabir'de değil, nerede olurlarsa. Nereden başlıyor yürüyüş onların? Yürüyüş Güven Park'tan başlıyor. Kızılay'dan başlayacak. Topluluklar, üniversite toplulukları geliyor. Onlardan da bahsedeceğim. Çok kitlesel. Özellikle gençler katılıyor. Gençler birçok ilden otobüs kaldırıyor. Kızılay'da buluşacağız, Güven Park'ta buluşacağız. Ardından güzel bir yürüyüşle hem Mehmetçiğe selam gönderen hem atamızı anan bir yürüyüşle Anıtkabir'e varmış olacağız. Tandoğan Meydanı'nda da buluşmamızı gerçekleştireceğiz. 95 üniversiteyle başlattık. İlk açıklamayı 95 üniversite topluluğu. Bu da ciddi bir rakam. Yani Türkiye'nin bütün üniversitelerinden aslında üniversite toplulukları bu çalışmayı başlattı. Onların ilan etmesiyle başladı. 95 üniversite topluluğu şimdi 150'yi aşmış durumda. Taraftar grupları, Atatürkçü düşünce toplulukları en başta. Onun dışında kitap toplulukları, başka topluluklar, kültür sanat kulüpleri. Hepsi şu an 10 Kasım'da Anıtkabir'e gitmek için kayıtlarını yapıyorlar. Otobüslerini isim isim dolduruyorlar. Şimdi bütün üniversitelerde arkadaşlarımız herkese ulaşıyorlar. Yani öyle hadi 10 Kasım'da gidiyoruz, gidelim değil. Bir defa 10 Kasım'ı iyi anlamak lazım. Bu 10 Kasım dediğimiz gibi en çok atamıza sarılmamız gereken, onu yaşatmamız gereken günlerden bir tanesindeyiz. O otobüsler bu bilinçle doluyor bir defa. Atatürk'ü anlayacak gençlerle doluyor. Üniversitelerde topluluklarımız masalarını açıyorlar, afişlerini asıyorlar, pankartlarını asıyorlar. Tek tek bütün sınıflara giriyoruz. 10 Kasım'da neredesin? 10 Kasım'da pazara denk geliyor. Bir de üniversite olsa orada saygı duruşuna geçeriz ama 10 Kasım pazara denk geliyor. Ders yok, iş yok. Her tatil günü 10 Kasım'da Anıtkabir'e, atamızın huzuruna gidiyoruz diyerekten bütün kapılar çalınıyor. Bütün gençlerin elinden tutuluyor. Evet sevgili izleyiciler, bu haberin ardından Haber 16'nın sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.